buydu söyleyeceğim. Evet, şimdi o zaman ben Barış, izninle hocamızın söylediği bir şeyi sorup sana sözü bırakmak istiyorum. Erdoğan hocam, önemli bir şey söylediniz siz. Dediniz ki kota uygulayamadı Türkiye. Yani ülkeye bunları dağıtamadı belli kontrol altında. Çok yığınlar halinde geldi. Ama sonrasında söylediğiniz önemli bir şey vardı. Göçmenler kendi hayatlarını kurmaya başlayınca geri dönme eğilimleri biter dediniz. Yani siz insanları serbest bırakınca onlar eşleri dostları neredeyse, nerede yardım alabiliyorlarsa, iş bulabiliyorlarsa oraya gittiklerinde ve bir hayat kurmaya başladıklarında geri dönme eğilimleri bitiyor ya da çok azalıyor dediniz. Şimdi bu şu mu demek? 3.7 milyon Suriyeli Suriye'de savaş bittiğinde de bunların önemli bir kısmının Türkiye'de kalacağı, Türkiye'de bir hayat kurdukları ve bu hayatlarına devam etmek isteyecekleri anlamına mı geliyor? Bir, iki, siz bunların ne kadarının diyelim ki Esad gitse veya hadi gelin sıfır sorun hiçbir şey çıkarmayacağım, affedeceğim kesin af getirdim ki böyle şeyler duyuyoruz son zamanlarda. Hiçbir soruşturma olmayacak dese bunların 1 milyonunun, 1,5 milyonunun geri döneceği gibi, hani şahsi tahmininizi soruyorum bu konuda çalışan biri olarak. Ne kadar sizce geri döner? İkisini bir yanıtlarsanız sevinirim. Şimdi Emin Bey, ben bu süreci çok yakından takip edenlerden birisiyim. Yıllarca da Avrupa'daki Türkler üzerine de çalıştım. Yani göçün çok farklı veçelerini çalışıyorum. Hani meşhur bir söz var ya, şunun fıtratında şu vardır, bunun fıtratında şu vardır. Göçün de fıtratında kalıcılık vardır. Dönmek isteseniz bile bazen dönemezsiniz. Bizim Avrupa'daki Türklerle bu olayı karşılaştırmak mümkün değil ama sadece bir şeyi söyleyeyim. Almanya'ya giden Türkler bir yıllığına gitmişti ve dönebilecekleri cennet bir ülkeleri de vardı. 60 yıldır oradalar. Hala sorduğunuzda bazıları dönmeyi planladığından söz eder. Şimdi dünyada bunun tecrübeleri çok yaygın. %3'lerde kalıyor geri dönmeler. Dünya genelinde. O anlamda kendi kendimizi kandırmamız gerekmiyor. Türkiye'ye sınırlardan geçtikten sonra insanlar 1-2 sene yaşadıktan sonra dünyanın başka yerlerinde de aynı şey. O ülkeden çıkmaları neredeyse imkansızlaşıyor. Hele bizdeki gibi süreç tamamen onların inisiyatifinde gelişince, bakın size birkaç tane rakam vereyim. Türkiye'de 10 senede doğan Suriyeli bebek sayısı 650 bini aştı. Türkiye'de şu an 770 bin Suriyeli çocuk Türk devlet okullarında Türkçe öğrenim görüyor, Arapçalarını unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli çalışıyor. Türkiye'nin her tarafına, Sinop'unda, Antalya'sında, İstanbul'unda, İzmir'inde, Kars'ında Suriyeliler yaşıyor. Yeni inşa ettikleri hayatlar var. Ve bu insanlar kendi ülkelerinden daha gelişkin bir ülkeden kendi istekleriyle geri dönmeyecekler. Ben bunu 2014'ten beri sürekli yazıyorum. Epey de eleştiri alıyorum. Ama ben bilim adamıyım. Dünyadaki tecrübeler ışığında bir şey söylüyorum. Bizim yaptığımız çalışmalarda Suriyelilerin dönüş eğilimlerini sürekli test ediyoruz biz. Suriyeliler barometresi çalışması yapıyorum ben. Yakın zamanda 2020 çalışmamızın sonuçlarını açıklayacağız. Orada da göreceksiniz. Her geçen gün azalıyor. Çünkü burada yeni bir hayat inşa ettiler. O sosyolojik değişimi göz önünde almadan politika üretemeyiz. Geri gelmişken CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Şimdi Emin Bey, ben bir bilim adamı olarak şunu söyleyeyim. Hem iktidar hem muhalefet Türkiye'de biraz hayal dünyasında. İktidar eğer Esad giderse sorun çözülecek diye bakıyor. Muhalefet de eğer biz Esad'la anlaşırsak sorun çözülecek diye bakıyor. Bu saatten sonra Türkiye'deki Suriyelileri ilgilendiren bir şey değil Esad'ın başına ne gelip gelmeyeceği, Suriye'de neyin olup olmayacağı. Bu ne yazık ki bir acı gerçek. Bunu görmeden de ileriye doğru gidemezsiniz. Çünkü o zaman siz sürekli kısa vadeli planlamalar yapıyorsunuz ve o kısa vadeli planlamalar sizin daha da çıkmaza girmenize neden oluyor. Bir konuya daha temas edeyim müsaade ederseniz. Lütfen. O da şu. Kayıt dışılıkla ilgili olarak az önce Sayın Aktaş da bir şeyler söyledi. Şimdi kayıt dışı sektör içinde yaşıyorlar Suriyeliler. 2016'da çalışma hakkı tanındı onlara. Ama eğer iş adamı talep ederse. Bu sistem ne yazık ki çok aktif olamadı. Şu an Türkiye'de 2019'un en son sayısını biliyoruz. 60 bin çalışma izni almış Suriyeli vardı. Şu anki sayıyı bilmiyoruz. Muhtemelen pandemi döneminde biraz daha düşmüştür. Ama Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyona yakın Suriyeli çalışıyor. Çünkü çalışmaktan başka çareleri yok. Avrupa Birliği'nden gelen küçük bir kaynak var. Suriyelilerin 1,6 milyonuna
ayda 120 TL, yeni 155 TL'ye yükselttiler. 155 TL ayda kişi başına para alıyorlar. Bunu alan Suriyelilerin yaklaşık %35'i. Onlar dahi çalışıyorlar. Çalışmaktan başka seçenekleri yok. Kayıt dışı ekonomi içinde çalışıyorlar. Doğrudur. Ama siz ekonomistsiniz, siz de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye ekonomisinin ne yazık ki yapısal sorunlarından birisi kayıt dışı ekonomi. Türkiye ekonomisine kayıt dışı oranı %30'larda. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde 9-10 milyon civarında insan kayıt dışı ekonomide çalışıyor. Dolayısıyla bunu doğrudan mültecilerle ilişkilendirmek de biraz absürt bir şey olabilir. Çalışma ve diğer haklarla ilgili attığınız her adım onların kalıcılıklarını artırıyor. Ama tekrar ediyorum, bu biraz da işin doğası gereği böyle. Sınırdan girdikten ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra ve ülkesindeki kronik savaş ortamı devam ediyorsa, her ne kadar Sayın Aktaş bayramda gidiyorlar bu nasıl olmuyor dese de, oranın yarınki geleceğini hiç kimse kestiremiyor. Türkiye'nin onların bayramda evlerine gitmesine imkan sağlamasının arka planında şöyle bir fikir var. Diyorlar ki sınırları tamamen kapatırsak, göndermezsek o zaman tamamen kopacaklar ülkelerinden. En azından şimdi her bayramda gidenden bir 5.000-10.000 kişi orada kalıyor. En azından biraz daha nüfus azalmış oluyor diye düşünülüyor. Artı orayla bağlantıları devam ederse günün birinde geri dönerler diye düşünülüyor. Ama ben tekrar söyleyeyim. Ben bir akademik tespit yapmaya çalışıyorum. Umarım yanılırım. Ama Türkiye'deki Suriyelilerin bu saatten sonra gönüllü geri dönüş kapısı kapandı. Zorla göndermeniz lazım. Bunu 2021'in dünyasında gerçekleştirebilecek bir iktidar var mıdır bilmiyorum. 4 milyon civarında hocam, Almanya yapıyor, göndermek. Avusturya yapıyor, Yunanistan yapıyor. İnanın yapamıyorlar. İnanın yapamıyorlar Emin Bey. Yapamıyorlar. Sınırdan girmeyi engelliyorlar. Yoksa gönderdikleri sayılar %5'i aşamıyor. %5. Daha üstü yok. Bizdeki sayı öyle böyle bir sayı değil. O %5 onun için çok etkili olmayabilir ama bizde o rakamlar çok yüksek. Burada bizim mülteci politikamızdaki aksaklıklar Afganlar, Pakistanlılar ve diğer mültecilerin de Türkiye'ye yönelmesine neden oldu. Şu an yaşadığımız sıkıntı aslında bununla ilgili bir şey. Hocam, sınırlarımızı koruyamıyoruz. Tamam. Hocam bir cümle daha söyleyeyim müsaade ederseniz, ondan sonra söz veriyorum, tamamlayacağım. Sınır yok, Manavgat'a döneceğim, sonra size döneceğim tekrar ama buyurun tamamlayın lütfen. Sınırlardan geçişlerde sıkıntımız var. Türkiye'nin bütün güçleri orada çaba gösteriyorlar. Sınırdan sokmamaya çalışıyorlar ama yine de giriş devam ediyor ve inanılmaz sayılarda. Bunun önemli sebebi ne biliyor musunuz? Komşuluk politikası. Komşunuzla iyi değilseniz sınırınız geçişken oluyor. Bizim dış politikada da bunu dikkate alarak iş yapmamız gerekiyor. İran'dan diyorsunuz ya, çok rahat geçiyorlar. Tabii ki geçiyorlar. İran buna engel olmuyor. Hatta zaman zaman teşvik ediyor. Dolayısıyla biz İran'la anlaşmadan o sınırı kapatamayız. Biz Irak'la anlaşmadan o sınırı tek taraflı koruyamıyorsunuz. Sınır tek taraftan korunamıyor. Biraz da işin dış politikada bu hassasiyetine bakmak lazım. İnsani hareketlilik, kontrolsüz insani hareketlilik bütün ülkelerden kaçındığı ve çok büyük risk olarak gördüğü bir şeydir. Fazlasıyla boşluyoruz ve fazlası romantik davranıyoruz diye düşünüyorum. Tamam. Manavgat'a dönemiyoruz. Trafolar çökmüş bu arada Antalya'da, Manavgat tarafında. Zaten biraz önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da birçok yerde elektrik kesintileri var demişti. Bağlanma imkanımız olduğu anda oraya döneceğiz. Barış, senin sorun var mı Alaaddin Aktaş ve Murat Erdoğan hocamıza?